Herkese merhaba. Kardeşim Resul ile bugüne kadar yayınladığımız tüm TikTok videolarımızı birleştirdik. İyi seyirler. Anne! Nana! Niye ağlıyorsun sen? Kayıp mı oldun? Nerede yaşıyorsun? Ailemle. Ailen nerede yaşıyor? Benimle. Siz hepiniz nerede yaşıyorsunuz? Evde. Eviniz nerede evladım? Komşunun evinin yanında. Lan komşunun evi nerede? Söylesem inanmazsınız. Söyle. Bizim evin yanımda. Teşekkür ederim yenge. Eline sağlık. Afiyet olsun kardeşim. İkinci tabağı da getireyim mi? Yok yenge, karnım doydu. Hanım, Resul nerede? Bugün biraz tuhaftı. İçeride oturuyor. Resul! Ne yapıyorsun oğlum burada? Canın neden sıkkın? Eskiden annem yemek yaptığı zaman ikinci tabağı getirir mi diye sormazdı. Bugün yengem ikinci tabağı getirir mi diye sordu. Abi sana bir şey diyeceğim. Sor kardeşim. Annem bir daha geri gelmeyecek değil mi? Yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader? Tecavüze mi uğradınız? Oh shit! Oğlum seni öldüreceğim lan! Abi çakmağın var mı? İçmek için yeterince küçük değil misin? Belki ölmek için yeterince büyük müyüm? Fatih sen söylemezsen ben söyleyeceğim artık. Ya gülüm abin benim 20 yıllık arkadaşım. Sevgili olduğumuzu nasıl söyleyeyim ben ona? Ben onu bunu bilmem. Ya sen söylersin ya da ben söylerim artık. Fatih çay da koydum şöyle mis gibi bir kahvaltı yapalım. Olur kanka olur. Abi Fatih seninle bir şey konuşacak. Buyur Fatih seni dinliyorum. Ya kanka nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Sen lafını unutma. Benim için çok önemli olan bir şey söyleyeceğim sana. Biliyorsun bizim annemiz babamız yok. Kardeşimle geçinir gideriz hep. Yıllardır düşünüyorum. Acaba bana bir şey olsa kardeşime kim bakacak diye. Artık senin gibi bir abisi olduğu için içim çok rahat. Kafam karışıyor düşününce fazla yoksa ben de biliyorum. Bu şekilde böyle olmaz. Alo Buse, bak söz verdiğim gibi döndüm yine Adana'ya. Artık bir işim var, çalışıyorum. Seni de sabah görmüştüm, bir arayayım dedim. Aa nerede gördün ki sen beni? Bizim oradaki parkın orada gördüm. Hala çok güzelsin ama sanki biraz kilo almış gibisin. Olsun o kadar, hamileyim sonuçta. Hamile mi? Simsiyah bir gecenin öfkesiydi sözlerin. Evet aşkım, her zamanki kafede bekliyorum. Görüşürüz. Mantırık, az baksana buraya. Buyurun efendim. Sen burada yeni misin lan? Ben seni hiç görmedim. Evet abi yeniyim. Sen bize iki tane çay kap gel dostum. Demli mi açık mı abi? Lan oğlum, delikanlı adam açık çay mı içer lan? Haklısın kardeş. Amca, şu abilere iki tane açık çay koy. Benden. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. Umut gökyüzünde parlar. Anne. Kaç gündür bir şeyler yemiyorsun? Kalk da bir şeyler ye. Başka bir şeye ihtiyacın var mı anne? Kapı çalıyor anne. Bekle hemen geliyorum. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk kanka, ne haber? İyi. Buyur. İçeri almayacağım mı? Çok özür dilerim. Kaç gündür annemle ilgileniyordum ben. Anne? Gel buyur. Ya kanka sen bayağı da birkaç aydır ortaklıyorsun. Hiç aramıyorsun, hiç sorma, hiç yanınıza gelmiyorsun, hiç uğramıyorsun. Hiç sorma kanka, annemle ilgileniyordum. Anne? O da seni çok merak ediyor. Gel gidelim göstereyim. Anne bak, çok merak ettiğin arkadaşım geldi. Anne, ben seni çok özledim anne. Ya kanka aslında ben kainata falan inanmıyorum. Neden öyle düşünüyorsun ki? Bunu açıklama çok kolay aslında. Madem Allah var, neden insanlar sokakta huzursuz dolaşıyor? Neden çocuklar aç dolaşıyor? Abi yanlış anlamayın da karnım aç. Bir iki lira bozuğunuz var mı? Yok kardeşim, Allah versin ya. Biliyor musun? Bence berber diye bir şey yok. Lan oğlum manyak mısın? Buradayım, seni tıraş ediyorum ben. Bence berber diye bir şey olsaydı caddede uzun saçlı sakallı insanlar olmazdı. Hayır berber var. İnsanlar bana gelmiyorsa ben ne yapabilirim ki? İşte olayın püf noktası burada.
Allah var. İnsanlar Allah'a gitmiyorsa Allah ne yapabilir ki? Of ulan of. O öyle geçmez ama. Nasıl geçer peki? Başın ağrımıyor mu? He, yok. Neren ağrıyor o zaman? Buram ağrıyor. O öyle geçmez ama. İlaç lazım, tedavi lazım, doktor lazım. Ben hasta değilim çocuk. Beni boşver de senin ne işin var burada? Kansermişim. Bugün benim saçlarımı keseceklermiş. Eminim çok yakışır sana. Doktor söyledi. Savaşırsam kazanırmışım. Ben savaşacağım. Peki sen savaşacaksın mı? Ben de savaşacağım. Hadi gidelim. Saçlarımı kestireceğim ya. Hangi söyle hangi küre temizleyeceğiz şimdi? Derken insanlar gökyüzüne açacaklar ellerini. Oğlum üzülme. Biz de yengenle zor günler atlattık. Abi boşandınız ya siz. Oğlum atlattık diyorum ya zaten. Resul'ü gördün mü? Buralardaydı az önce. Resul! Ben de seni arıyordum Resul. Ne adamsın ya. Ne adamsın ya. Estağfurullah abi. Ne adamlığımı gördün? Ne oldu lan? Niye çağırdın beni? Sana bugün içimi dökeceğim baba. Lan oğlum sen daha bana baba diyemiyorsun. İçini nasıl dökeceksin lan? Ama baba. Bomboş bir at böyle masam süslük haberleri. Biraz demli kafam çünkü aklıma gelmişti babam. Saatlerce içtim. Kendi halime güldüm. Vazgeçtiğim insanlardan biriydi çünkü babam. Tuhaf değil mi? Şimdi sarhoşum. Kulaklarım çınlasın baba. Bir ayrı yorgunum ve tutmadığım ellerimde dökülüyor nefret. Bir kerecik olsa bile oğlum da benzer. Oha! Ne oldu resim neyin var? İçim yanıyor içim. Dertlerimiz yüzünden gökyüzüne bakmayı unuttuk be abi. Kim sıktı senin canını resim? Anlat. Her gün her defa profiline girip fotoğrafına bakıp bir kezcik bile nasılsın diyemeyecek kadar çok sevdik birini be abi. Gerçi sen ne anlarsın? Boş ver Resul, dert gelip geçer. Takma, hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde. Aşkım soğan aldın mı bugün? Her gün soğan alıyorum Buse. Nereye gidiyor bu soğanlar? Al işte, Resul'ün elinde. Resul, nereye götürüyorsun sen soğanları? Ablama bir tek senle soğanları alatıyorum. Seni çöpe atamayacağıma göre ben de soğanları atıyorum. Annem marketten aldığı yağ sizde unutmuş. Onu alabilir miyim? Bekle vereyim. Poşette vereyim mi? Senin Ferrari'n olsa üstünü örter miydin? Of of. Ne oldu? Annem aradı bugün yine boş boş konuşuyor ya. Seninle benim aramızdaki en büyük fark nedir biliyor musun? Sen eve gidince annenin dizinin dibinde uyursun. Ben ise mezarındaki güller soğumasın diye her gün ağlarım. Buse abla ben Fatih abimi hiç görmedim. Ne zaman gelecek? Bugün gelecekti. Annem öyle söyledi. Aa bak Resul Fatih abin geldi. Seninle olmamız gereken her yerde ben tektim. Sen benim abim değilsin. Patlama geldim. Ya yine kör küçük sarhoşsun. Ne bağırıyorsun lan milletin içinde? Yine kör küçük sarhoş olmuşsun. Sen de çok çirkinsin. Çirkinlik ne alaka? Benim sarhoşluğum yarına geçer. Ya senin çirkinliğin? Bırak ulan. Bırak lan beni. Umarım yüzünüzde az da olsa bir tebessüm oluşturmayı başarabilmişizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.